Tatile giderim belki. Tabii ki maskeleri kep atar gibi havaya atarız diye düşünüyorum. Korona ilk bitince Azerbaycan'a gideceğim. Daha bir rahat bir şekilde gezmeyi çok özledik. Korona bitince ne yapayım? İlk maskemi havaya atacağım. Yani diyorum, bir özgürlük demektir maskesiz bir hayat. Koronanın bitmeyeceğine göre hiçbir şey yapamayacağız. Bitmeyecek yani. Bitmeyecek. Vallahi ben Kazakistan'a gidiyorum. İster bitsin ister bitmesin. Yarın bir gün Kazakistan'dayım inşallah. Daha da çok gezeceğim inşallah. Vallahi korona bitince direkt evlenmeyi düşünüyorum şu an. Koronadan dolayı evlenemiyorum. Korona bitince ilk ne yapacaksınız? Korona bitince ilk arkadaşlarımı görmek istiyorum. Hepsini çok özledim. Sohbet etmeyi özledim, onlarla kahve içmeyi özledim. İlk yapacağım budur. Onun dışında? Futbol özledim. Maçlarıma dönmek istiyorum. Tatilime gitmek istiyorum. Yani gerçekten şu an koronadan dolayı arkadaşlarımızı, spor camiasını, yani bütün çevremizdeki insanlara bile artık uzak mesafede durmak zorunda kalıyoruz. Her şeyi özledik yani koronadan sonra. İnşallah yani istediklerimizi yapabileceğiz. Korona biterse ilk ne yapacağım? İşimi kuracağım. Ondan sonra başka işlerle uğraşacağım. Akrabaları ziyarete gideceğim. Başka da ne yapabilirim? Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Hayatımıza devam edeceğiz yani. Çok bir değişiklik olmayacak sanmıyorum. Çünkü zaten normalde de çok dışarı çıkmayı seven biri değiliz çok. O yüzden aynı devam edecek. Vallahi korona bitince ilk of diyeceğim galiba. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Çünkü insanlar çok yoruldu, çok şey oldu, çok yıprandı. İnşallah en kısa zamanda biter. Ailemizle birlikte güzel bir zaman geçiririz. Uzun zamandır gidemediğimiz akrabalarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ulaşıp onlarla güzel bir oturma planlayıp eski kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın okullarının inşallah tekrardan açılmasına, onların öğretmenleriyle, diğer arkadaşlarıyla bir araya gelmesine Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah. Düşünmeyeyim biraz. Ben giderim, hani sevdiklerime kavuşurum öncelikle. Hani şu an uzakta olduğum insanlara kavuşurum. Onun sevincini yaşarım. Yani başka ne yaparım? Bilmiyorum ya. Yapamayacağım şeyler yaparım aslında şu an. Öncelikle şu maskeden bir kurtulurum şu korona bittikten sonra. Maskeden kurtulurum öyle yani. Yani şu an onu düşünüyorum. Bir de sevdiklerime kavuşmayı falan. Bir de gezmek istediğim yer, şehirler falan var. Hani tur yapmak istiyorum. Açıkçası şu an koronadan dolayı fazla gezemiyorum. Karadeniz turu falan var hayalimde. Onlara gitmek istiyorum. Yani bu sene gidecektim. Başımızdaki virüsten dolayı gidemedim. Eğer virüs biter bitmez turumu yapmak istiyorum açıkçası. Korona bitince ev ahalisiyle bir İç Anadolu turu, Doğu Anadolu turu, Karadeniz turu gibi bir planlama yapmayı düşünüyorum. Esnaf olarak da burada İnşallah daha iyi hizmet etmek için personelimizi eğiteceğiz. Yapmak istediğimiz bunlar. Şahsen dışarıda gezmeyi düşünüyorum geç saatlere kadar. Çünkü korona olduğu için rahat bir şekilde çıkamıyorum dışarı. Öyle. Pek bir böyle bir planım yok ama buralarda gezmeyi düşünüyorum. Sevineceğiz, bayram edeceğiz herkes için, çocuklarımız için. Sevineceğiz yani. Bayram bence. İnşallah biter de zannetmiyorum ama. İlla ki bir aşağı bir çaresi bulunacak. Dileriz biter. Yani günlük hayatımıza kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız yani. Mesela eşimizle çocuğumuzla rahat rahat dışarı çıkabileceğiz. Hani en basit örnek bu. İnsanlar tabii daha rahat geçinecek inşallah. İşler güçler tekrardan açılacak. Yani normal günlük rutin hayata döneceğiz inşallah. Tatile gideceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Tatile gitmeyi düşünüyorum. Onun dışında bir planım yok ve maskeden kurtulmak istiyorum bir an önce. Normal hayatımızı nasıl yaşıyorsak korona da varmış gibi devam edip aynı şekilde önlemlerimizi de yaşayacağız. Onun haricinde sağlık, maske, mesafe ve temizlik dikkat ediyoruz. Her zaman edeceğiz. Artık normal, yeni normal dediğimizde zaten buydu. Yeni normalde daha dikkatli olup daha iyi bir şekilde hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Vallahi abla maskeyi atacağız. Şu köşeye dönmeden maskesiz polis çeviriyor. Herkese ceza yazıyor. Günah yani, asgari ücrete çalışırlar bu insanlar.
kendi polisleri takmıyor, bir şey olmuyor. Biz hemen köşeye dönmeden maskeni tak deyip 850 milyon yazıyorlar. Bir ev kirası olmuş 500 milyon. Günah yani abla ya. Vallahi. Allah yardımcıları olsun abla. Korona bittiği zaman hayat düzene biner yani. Hastalık bittiği zaman şu an iş yok, güç yok. Herkes korkuyor, evinden dışarı çıkmıyor. Her şey hayat normale dönecek korona bittiği zaman. Türkiye'de. Korona ilk bitince Azerbaycan'a gideceğim. Neden? Eşim Azerbaycanlı. Oralara gidip tekrar bir ziyaret etmek istiyorum. Bir kere gittim, hayran kaldım. Bir de Türk kardeşlerimin yanında olmak istiyorum. Yani eğer elimden geçse savaşlasana şimdi giderim de. Ama yaşımdan dolayı kimse almıyor bizi artık. Gidebiliyoruz. O yüzden korona bitince yollar açılsın inşallah. İlk işimiz Azerbaycan'a. Orada eşimin akrabalar var. Onları ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Tabii ki hani insanlar ailelerini özledi. Özellikle hani insanlar önce aileleriyle bir araya gelirler diye düşünüyorum. Tabii ki maskeleri kep atar gibi havaya atarız diye düşünüyorum. Okula gitmeyi düşünüyorum. Üniversiteye. Tatile gidelim belki. Koronanın bitmeyeceğine göre hiçbir şey yapamayacağız. Bitmeyecek yani. Bitmeyecek. Biterse de tatile gideceğim. Başka yapacak hiçbir şey yok yani. Çünkü kötü bir dönemdeyiz. Hani yapacağım tek şey o. Vallahi ben Kazakistan'a gidiyorum. İster bitsin ister bitmesin. Yarın bir gün Kazakistan'dayım inşallah. Kısmet inşallah dönmeye de biter. Milletimiz, vatanımız bu dertten de kurtulur. Ya biz normalde esnafız, kapalı çarşıda zaten. Dükkana geçiyorum. İşlerimiz falan durdu. O yüzden ek bir iş yapmaya çıkıyoruz. O yüzden Allah herkesin hakkında hayırlısını versin. Bunu temenni ederim. Yani şu anda da gidişat iyi değil. Yani esnaf olaraktan daha sifta etmedik. Bir tane buraya gezdim. Burada millet ne yapıyor, ne diyor diye. LCY2K falan güzel iş yapıyor yani. Ama küçük esnaf olaraktan bizim işlerimiz durgun yani. Daha sifta etmedik. Yalana gerek yok. Dükkana geçeceğim. Onun için de işlerimiz de bozulduğu için de yani gurbete çıkıyoruz çalışmaya. İnşallah dönmemize yakın ya da dönmeye kalmaz. Düzelir memleket ya. Herkes işine gücüne bakar. Ama şu anda da sıkıntıdayız yani. Vallahi korona bitince direkt evlenmeyi düşünüyorum şu an. Koronadan dolayı evlenemiyorum. Yani düğünler falan iptal olduğu için. Ya onu düşünüyorum, başka bir şey yok. 2 senedir bunu bekliyorum. Daha bir rahat bir şekilde gezmeyi çok özledik. Öyle yani. Rahat bir şekilde dolaşmayı. İnsanlarla görüşemiyoruz. Arkadaşlara rahat bir şekilde iletişim kuramıyoruz. Bunları çok özledik. Korona bitince ne yapayım? İlk maskemi havaya atacağım. Yani diyorum, bir özgürlük demektir maskesiz bir hayat. İnsanlar inşallah bu bilince kavuşur. Bir an önce maskelerle kurtulmak için sürekli maskemizi takıp bir an önce sağlığımıza, eski hayatımıza kavuşuruz. Gezeceğim daha da çok. Daha da çok gezeceğim inşallah.